Çok kıymetli KONTV izleyicileri, Aşk Muhabbet programından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimiz Ahzab suresi 70. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Rabbimiz inşallah bu programda bizleri doğru söz söyleyenlerden eyler diye temenni ve niyaz ediyoruz. Efendim, Anadolu erenlerinden bugün inşallah Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni konu edineceğiz. Çok önemli bir büyüğümüz, manevi büyüklerimizden, Anadolu erenlerinden, adeta Anadolu'ya damgasını vurmuş mübareklerden. Bu konuyu ele alacağız inşallah. Bir gün 2. Murat Han Hazretleri davet ediyor kendisini. Tabii kendisiyle ilgili birçok şaiye çıkıyor. Ankara'da kendi dergahında çok güzel bir eğitimle dervişlerini yetiştirirken halk da boş durmuyor maalesef. Bugün de bazen yine oluyor. Böyle güzel insanlar hemen eleştiri yapıyorlar. İşte kötüdür, şöyledir. Aslında onun niyeti böyledir, şöyledir diye fitne, fesat ve dedikodu yapıyorlar. Maalesef Mevlana Hazretleri'ne bazı insanların yaptıkları gibi. Çünkü büyükler, hani meyveli ağaç taşlanır denen, mutlaka taşlanıyor. Bu haberi alınca 2. Murat Edirne'den davet ediyor. Kimdir acaba bu mübarek insan? Acaba dedikleri gibi mi, yoksa gerçekten mübarek bir zat mı diye tanımak istiyor. Ve ilk defa Edirne'ye Hacı Bayram Veli Hazretleri gidiyor, tanışıyorlar. Ve çok seviyor kendisini 2. Murat Han Hazretleri. Saygıda da kusur etmiyor. Birçok defa gelip gidiyor Hacı Bayram Veli Hazretleri Edirne'ye, ama son gidişi önemli. Akşemseddin Hazretleri'ni de yanına alarak Edirne'ye gidiyor. Ve Edirne'de bugün çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fatihi, Fatih Sultan Muhammed Han doğuyor. Ve onun o beşikteki halini Hacı Bayram Veli Hazretleri görüyor. Ve kulağına bir şeyler fısıldıyor. Tabii 2. Murat Han bunu böyle merakla bakıyor, izliyor ve diyor ki, efendim ne konuştunuz? O benimle Mehmet arasında, diyor. Tabii o zaman Fatih değil, Mehmet. Neler söylediğini tabii söylemiyor 2. Murat Han Hazretleri'ne. Ama 2. Murat Han Hazretleri çok merak ediyor. İstanbul'un fethiyle ilgili sürekli soruyor. Efendim, bize fetih müyesser olacak mı? Fethi biz yapabilecek miyiz diye defalarca soruyor. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin çok önemli, tarihe geçen bir sözüdür bu. Sana ve bana nasip olmayacak ama işte Akşemseddin'e ve Kundak'taki Fatih'e, Mehmet'e inşallah nasip olacak, diyor. Tabii yıllar sonra Mehmet büyüyor ve 21 yaşındayken, daha gencecik yaştayken, Akşemseddin Hazretleri ile beraber İstanbul'u fethediyorlar. İşte büyük insanlar, büyük velileri iyi tanımak lazım. Allah dostlarını tanımak lazım. Ve Osmanlı padişahlarının yanında mutlaka bir Evliyaullah'tan zat, bir Allah dostu var ki fetihleri mutlaka beraber yapıyorlar. Onun için yakından tanımak lazım bu mübarekleri, Anadolu erenlerini. Onun için biz de 15 günde bir, bildiğiniz gibi, Anadolu erenlerinden büyük zatları, mübarek insanları burada konuk ediyoruz. Beraber, Mahmut Hocam'la beraber konuşuyoruz hayatlarını, fikirlerini. Bu akşam da inşallah Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni konuşacağız. Her zaman olduğu gibi program konuğum, senarist yazar Mahmut Ulu Hocam. Kendisine hoş geldin hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Yine beraberiz inşallah 15 günde bir Anadolu Erenleri programında. İnşallah, şimdilik öyle, evet. Evet. Dilerseniz Sayın Hocam, ben bir giriş yaptım ama tabii ayrıntıları sizden alacağız. İlk sorumla başlamak istiyorum. Hacı Bayram Veli kimdir? Aslında o giriş yapmak olmadı Fatih Hocam, bütünüyle olayı özetlediniz, anlattınız. Dolayısıyla programın ilerleyen süreçleri için bize çok bir şey kalmadı. Estağfurullah. Hacı Bayram Veli Hazretleri diğer Anadolu erenleri gibi, o bahsettiğimiz büyükler gibi, bir Hazreti Mevlana gibi, bir Hacı Bektaş Veli gibi, bir Somuncu Baba, bir Yunus Emre gibi Anadolu'ya iz bırakmış zatların büyüklerinden bir tanesi. Esasında Hacı Bayram Veli diye bir şahıs doğmadı yeryüzüne, böyle bir şahıs. Doğum itibariyle gelmedi. Bir müderris Numan geldi. Daha sonra o müderris Numan yepyeni bir söylemle, yepyeni bir dokunuşla Hacı Bayram-ı Veli oldu. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri velayet makamını aşıncaya kadar, o hacılık ünvanını alıncaya kadar müderris Numan. Biz de o şekilde konuşmaya dikkat edelim. Müderris Numan Ankara'da doğar. Ankara'nın solfasol der kimisi, kimi kaynaklar Zülfazl der. Köyünde doğmuş. Koyunluca Ahmet'in oğludur. Babasının ismi Ahmet'tir. Koyunculukla
geçimini temin etmektedir. Yaklaşık doğum tarihi de 1352 yıllarıdır. Somuncu Baba Hazretleri'nin hani ileride bir yol arkadaşlıkları olacak, onun doğumundan birkaç yıl sonrasına tekabül eder. Hacı Bayram Veli Hazretleri ya da o günkü ismiyle Numan bin Ahmet, küçüklüğünden itibaren, hatta doğmazdan önce kendisiyle ilgili bir takım kerametvari olayların anlatıldığı bir şahıstır. Nasıldır? Şöyle bir olay cereyan etmiştir. Bir vakit doğduğu köyün hemen kenarında Açça Deresi diye bir dere vardır. O derenin kenarında annesi, eski Anadolu kadınlarının çamaşır yıkama fasılları vardır. Dere kenarlarında, göl kenarlarında, su kenarlarında. Müderris Numan'ın da, o günkü Numan bin Ahmet'in de annesi orada dere kenarında, Açça Deresi'nin kenarında çamaşır yıkamaktadır. Tabi Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine yüklüdür, hamiledir. Onu taşımaktadır, Numan'ı taşımaktadır. O sırada deniyor ki menakipnameye göre, eşkıyadan birkaç tanesi diyor, orada çamaşır yıkayan kadınlara saldırmak istedi. Ve onların artık neleri varsa o günkü şartlarda, neye sahiplerse onu almaya cüret etti. O sırada şöyle bir ses duyuldu. Bu Numan'ın sesi ya da bizim Hacı Bayram-ı Veli'nin o çocukluğunda çıkardığı ses olarak anlatılır. Dokunmayın o kadına, o bir veli annesidir şeklinde bir ses duyunca o eşkıya dağıldı diye Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin o henüz doğmazdan evvel kerametvari bir olayı anlatılır. Hacı Bayram Veli çocukluğunda kendi şehrinde Ankara'da iyi bir eğitim alır. Çeşitli mektep ve medreselere gider. Ama onun en bariz tarafı o gün için gençlik dönemlerinden itibaren müderris oluşu, ilim adamı kimliğidir Hacı Bayram Veli'nin. Zira Ankara'da başladığı o medrese eğitimine, zahiri ilimlerine Anadolu'nun çeşitli medreselerinde tamamlamak suretiyle artık belli yaşa gelince Anadolu'nun hatırı sayılır büyüklerinden, hatırı sayılır müderrislerinden bir tanesi olur. Hatta onunla ilgili söylentiye göre şöyle bir ifade vardır. 40 bin meselenin hallini ezbere bilen adam, karşısında öyle böyle müderrisin, profesörün duramayacağı, ilmi münazara yapamayacağı adam diye bahsedilir ki onun sahip olduğu bu ilmi hüviyet ve ilmi zenginlik Hazreti Pir'i Osmanlı sarayında padişahın yanında kapıcı başılığa kadar yükseltecektir. Zira Hacı Bayram-ı Veli'nin bir ismi de henüz Hacı Bayram-ı Veli olmazdan önce Paşa'dır. Paşa'dır. Hacı Paşa diye de onun bir ismi vardır, lakabı vardır. Onun paşalığı Osmanlı Sarayı'nda padişahın kapıcı başılığı yapmasıyla alakalıdır. Yani belki bugünkü karşılığı bir cumhurbaşkanının özel kalem müdürlüğü mesabesinde bu kadar yetkin, bu kadar etkin bir kişidir. Bunun yanında Hacı Bayram-ı Veli henüz müderris iken, müderris Numan olduğu dönemlerde Anadolu'nun pek çok medresesinden talep edilen bir isimdir. O sıralar Ankara'da medrese mektep eğitimlerini bitirdikten sonra, bir süre kapıcı başılık yaptıktan sonra yine müderrislik görevine Ankara'da devam eder. Oradaki medreselerde devam eder. Ve Anadolu'nun pek çok medresesinden Hacı Bayram Veli'ye talepler gelir. Müderris Numan bizim medresemizde hocalık yapsa, müderrislik yapsa diye. Çünkü onun bir medreseye gitmesi, o medresenin isim yapması açısından oldukça önemlidir. Hacı Bayram Veli böyle bir şahıstır, böyle bir zattır. Fakat onun asıl kimliği müderrisliğinde gizli değildir. Tabii ki müderrisliği onun sufi olma yolunda, tasavvufi yola çıkma anlamında büyük katkısı vardır. Ama o asıl şanını, asıl şöhretini müderris Numan iken değil de Hacı Bayram-ı Veli iken elde edecektir. Peki o zaman soruyu şöyle soracak olursak,
Yani evet. Müderris Numan'dan Hacı Bayram Veli'ye giden bir yol var mutlaka. Evet, manevi bir yol var. O zaman şöyle desek, tasavvufa girişi nasıl olmuştur o zaman? Yani bu manevi hayatı nasıl tanımıştır? Şimdi şöyle enteresan bir şey var. İzleyicilerimiz de muhtemelen bu konuya özellikle ben dikkat kesilmelerini arzu ediyorum. Şimdi geçmiş dönemler ya da en azından bu bizim Anadolu'da tasavvuf ve tarikatlerin artık kurumsallaşmaya başladığı, ciddi noktalara geldiği dönemlere baktığımız zaman bu tarikat şeyhlerinin, tarikat büyüklerinin ya da etrafında insanları toparlayabilen bu zatların genellikle medreselerde hocalık yaptığı, müderrislik yaptığını biz görürüz. Ve daha sonra bu medreselerde hocalıktan sonra artık doyuma ulaşır. Zahiri ilimler anlamında, makam, dünyevi makamlar anlamında doyuma ulaşır ve daha ötesini arzular. Çünkü öyle ilimlere sahiplerdir ki, yani bilgi anlamında öyle ilimlere sahiplerdir ki, o bilgi onları Allah'a götürüp Allah'ın zikriyle mutmain olmaya doğru zorlar. Bu yüzden ne vakit ki bir müderris artık kabına sığmıyor, artık bütünüyle medreseden, mektepten dahi ilimden geçmiş noktaya gelmişse, o zaman biz tasavvufa meylettiğini görüyoruz. Eyvallah. Hacı Bayram Sultan'da da aynı durum söz konusudur. Dünya makamı namına, zahir kazanç getiriler namına ne varsa yaşamıştır Hacı Bayram Sultan. Yani şöyle diyebilir miyim sana hocam biraz daha? Hani akıl ilimleri tahsil eden bir mekanizma akıl, evet, tabiri caizse, evet, ama evet. Akılı doldurduk. Evet, evet. Fakat bir sevgi eksikliği var. O da kalple olması, evet, gerekiyor. Evet, orası, evet, boş kalıyor. Herhalde o boşluğu arıyorlar biraz da. O boşluktaki bir, evet, şey arıyorlar. Yani öğrendiği ilimle aklını tatmin etti. Etti yani. O, akıl tatmin oldu. O artık sadece aklın tatminiyle mutlu olacak bir mekanizmaya sahip değil insan. Eyvallah. İnsan bir bütündür. Akıl ya da zahir ve batın bütünüdür. Akıl ve gönül bütünüdür aynı zamanda. Amenna. O bütünlüğü sağlayanlar zaten dünyanın hakikatine erenler ve bizim bugün konuştuğumuz ya da bugüne kadar konuştuğumuz zatların hemen tamamı o akıl ve gönül dengesini kurabilmiş, sağlayabilmiş büyüklerdir. Amenna. Zira Hacı Bayram Veli de zahir ilimlerle, evet, mutmain olmuş müderris Numan, Anadolu'nun aranan müderrisi, padişahın kapıcı başısı, beylerin beyi, paşaların paşası, emrinde, mahiyetinde bir sürü kişi. Ama bir boşluk var. Ve bu boşluk müderris Numan'ın içini kemirmektedir. Tabiri caizse kalbini yiyip tüketmektedir. Müderris Numan'ı eritmektedir. Yine böyle bir zaman talebeleriyle zahir ilimleri konuşurken kapıları çalar ama müderris Numan'ın bekleyişi artık tahammül edilemez noktalara ulaşmıştır. Hani denir ya, Hızır bekleyene hazır olmak düşer diye ya da kul daralmayınca Hızır yetişmez diye. Hacı Bayram-ı Veli, müderris Numan o günkü ismiyle, o günkü haliyle, namıyla esasında Hızır'ı beklemektedir. Daralmıştır, artık Hızır'ın gelmesi gerekmektedir. Zira bu darlık, eğer Hızır'ın yetişmesiyle aleyhisselam neticelenmezse Hacı Bayram Veli için ya da o günkü ismiyle müderris Numan için çok iyi sonuçlar vermeyecektir. Müderris Numan talebeleriyle konuşurken mesele biraz gönül yolculuğuna gelir. Talebeleri sorar ama müderris Numan'ın vereceği çok fazla cevabı yoktur. Zira henüz o güne kadar belki zahiren yanmıştır. Belki dünyanın mihnetini, belki dünyanın sıkıntısını kısmen çekmiştir. Ama gönül yangınına, o ruhunu olgunlaştıracak, o kalp azabına henüz düçar olmamıştır. Bu yüzden yangının, ateşin, alevin olmadığı yerlerde bir pişkinlikten, bir yanmaktan, bir olmaktan söz edemeyiz bahis de hocam. Zordur. Zira hangi Allah dostunun kapısını çalsak, önce onların kapısını açınca yüzümüze bir alev püskürür. O ateşle biz de ne yaparız? İster istemez etkileniriz. Bir hicran vardır onların hayatında. Müderris Numan aynı şekilde beklemektedir. Fakat onun sahip olduğu ilim bazı soruları cevaplamaya ne yazık ki yetmiyor. Yetmemektedir. Yine öyle bir soru, yine Müderris Numan'ın ilminin yetmediği bir yer.
Oysa ki mübarek zat neydi? 40 bin meselenin hallini ezbere biliyor, çözebiliyor. Karşısında konuşabilecek, ona mukabele edecek, onunla mukayese edilebilecek bir alimin, bir ilim adamının olmadığı kimse Müderris Numan. Anadolu'nun aranan müderrisi, padişahın kapıcıbaşı, beylerin beyi, paşaların paşası. Ama bir soru elinde kıvranır, can çekişir adeta. Müderris Numan talebelerden gelen o ilginç soru, aşkla alakalı yanmak bahsinden bir fasıl açılır. Yanmak bahsinden bir fasıl açılır. O fasıl açılınca o sorunun cevapsızlığıyla bunalırken Müderris Numan'ın imdadına o medresenin kapısının gıcırtısı yetişir. Kapı açılır ve içeri bir derviş duruşlu zat girer. Selam verir derviş edeple ve aynı edeple mukabele ederler meclis ehli. Adım Şücai der gelen kişi, adım Şücai. Hızır bazen insan kılığında, birileri kılığında, bazen kendi kılığında, bazen de bir duygu kılığında geliyor insana, bir ferahlık kılığında geliyor insana. Burada bir derviş kılığında yetişiyor Hızır Aleyhisselam. Adım Şücai dedi gelen yolcu. Kayseri'den Şeyhim Şeyh Hamidi Veli'nin selamı ile geldim. Ki yıllar geçecek biz o Şeyh Hamidi Veli'ye ne diyeceğiz? Somuncu Baba. Somuncu Baba diyeceğiz. Şeyh Hamidi Veli'nin diyecek selamıyla geldim. Tabii Müderris Numan'da herhangi bir karşılık yok. Şöyle der elçi, şeyhim der, şeyhim sizi Kayseri'ye davet eder. Beraber gitmemizi arzu eder, buyurur. Tabii talebeler çok şaşırmıştır, dikkatle bakarlar. Zira Müderris Numan'ın vereceği cevap talebeler için çok önemlidir. Şöyle önemlidir, Müderris Numan'a pek çok davet gelmiştir. Anadolu'nun tüm medreselerinden, evet, o Kallavi medreselerden isim yapmış koca koca medreselerden davetler gelmiştir. Hepsini elinin tersiyle ne yapmıştır Müderris Numan? İtmiştir. Ama bu gelen dervişe vereceği cevap talebelerin nezdinde dikkate değer bir cevaptır. Bu yüzden dikkatle takip ederler. Acaba verilecek o cevap nedir? Tabii Müderris Numan bu daveti aldı ama kendisini yola düşürecek çağrının sahibi bu davet midir? Onu bilemedi. Onu tamamlamak da yine Şücai Karamani'ye düştü. Getirdi, küçük bir pusula uzattı. Hacı Bayram Veli o pusulayı açtı, okudu. Ve dedi ki, öyleyse dedi, gitme vakti geldi. Gidelim dedi. Talebeler çok şaşırdılar. Şeyhim dediler, hocam bunca talep gelmişken, bunca medresede, mektepte, makamdan, mekandan talep gelmişken, hepsine hayır dediniz de, bir dervişin çağrısına niye cevap verdiniz, niye tamam dediniz? Müderris Numan şöyle cevap verdi. Herkesin dedi, çağrılacağı bir vakit vardır. Benim dedi, çağrımın yapıldığı vakit bu vakittir. Zira o pusulada şöyle yazıyordu. Tam da Müderris Numan'ın o içinden çıkamadığı, sorularla boğuştuğu, kendi ruh halini anlatan şu cümleler yazıyordu. Hepimiz kendi yitiğini arayan birer yitik dervişleriz. Bulmak için yola düşmek gerek. O yola yazıyordu. Çıkmak gerek yani. Zira bu söz yani. Müderris Numan için fazlasıyla yeterli bir sözdü. Ve Şücai Karamani ile birlikte hızlıca hazırlıklarını yaptılar ve doğruca Kayseri yoluna düştüler. Onların buluşması, Şeyh Hamidi Veli ile Müderris Numan'ın buluşması bir bayram sabahıydı. Kurban bayramı sabahı idi. Şimdi dedik ya biz izahımızı yaparken, Müderris Numan'ın Hacı Bayram-ı Veli olma yolculuğu. İşte aşamalardan bir tanesi. Müderris Numan yola çıktı. Şimdi o yola çıktığı kisvelerden, isimlerden, adlardan, lakaplardan, şanlardan, sahip olduğu her şeyden kurtulma vakti. Zira bu yol
yükle yürünemez diye defaatle ne yapmıştık? Anlatmıştık. Söylemiştik. Söylemiştik. Kurban Bayramı namazı kılındı ve cami cemaati çıktı. Yanlarında yeni bir suret, Müderris Numan, hemen yanında Şeyh Hamidi Veli, göz göze geldiler. Dedi ki Şeyh Hamidi Veli, ey Numan dedi, ey Numan, söyle dedi, ne bilirsin, ilmin nedir dedi yani, neyle geldin bize demeye getirdi. Tabii Müderris Numan'ın o an karşısında gördüğü şeyhin o ifadelerini duyduğu, hissettiği an kalbinde bir ürperme, bir yanma meydana geldi. Ve ilim namına ne varsa hepsini unuttu. Dedi ki, ben bilmem. Yunus Emre aklımıza geldi değil mi hocam? Evet, Yunus Emre'nin bilmiyorum mi? Zikri gibi. Evet. Zira bilene bir şeyler öğretmek çok zordur. Bilme ki öğrenesin. Yani tabiri caizse format attı, yani sıfırladı. Format attı, tertemiz, sıfırdan tertemiz girdi. Yeni bir kalem, yeni bir nasiple sana dokunsun, seni yazsın, seni nakışlasın durumu idi. Sayın hocam, bu güzel sohbetimizle devam edeceğiz. Bir reklam aramız var müsaadenizle. Eyvallah, değerli izleyicilerimiz, bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın efendim. Evet, değerli izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malum Cuma günü İzmir'de deprem oldu. Rabbim depremde ölen kardeşlerimize rahmet eylesin. Geride kalanlara sabrı cemil niyaz ediyoruz ve yaralı kardeşlerimize de inşallah acil şifalar diliyoruz. Tabii bunların hepsi Allah'tan. Özellikle bugün kurtulan 91. saatte kurtulan Ayda Bebek de hakikaten hepimiz için umut oldu. Demek ki Rabbim dilerse küçük bir canı, 3 yaşındaki bir canı da 90 saat boyunca özellikle canlı tutabiliyor. Biz de bunlara şahit oluyoruz. Hepsi Rabbimizden, Rabbimizin takdiridir. Hocam sizin de söylemek istediğiniz var mı? Tabii ki ben öncelikle İzmir'e, ülkemize, İzmirli vatandaşlarımızın hepsine geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden korusun, ölenlere rahmet diliyorum. Tabii ki Allah'ın gönderdiği sebepler bunlar. Bir şekilde olacak, bir şekilde geleceğiz, bir şekilde gideceğiz nihayetinde. Kimisine depremle, kimisine kaza ile, kimisine hastalık, kimisine başka bir şekilde gelecek bu. Ama bu tür meselelerde benim özellikle dikkat çekmek istediğim bir husus var. Şimdi bazı büyük olaylar, büyük acılar esasında bizim birlik, o beraberlik arzumuzu da perçinliyor, güçlendiriyor ve bizim nasıl bir millet, nasıl bir ülke olduğumuzu da gösteriyor. Bugün bakıyorsunuz ülkemizin her yerinden, her yanından, toplumun her kesiminden ayrıştırmadan, bölmeden insanların İzmir'e koştuğunu, yardımlar yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bir felakette, bir bu tür insanları büyük oranda olumsuz etkileyen durumlarda insanımızın vicdanını, merhametini ve o Anadolu ruhunu nasıl yansıttığını müşahede etmek bizi mutlu ediyor. Ben kendi şehrimden küçücük bir örnek vermek isterim. Aksaray, İzmir'e çok uzak belki, Anadolu'nun ortası, İzmir, Batı Anadolu'nun uçları. Ama çok kısa sürede Aksaray Valiliği, Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun öncülüğünde çok kısa sürede organize oluyor. Ve birkaç gün içerisinde 6 tırlık yardım malzemesini, kişisel ihtiyaç malzemesini, battaniyesini, temel gıdaları organize ediyor ve İzmir'e gönderiyor. Ve daha da yardımlar devam ediyor. Bu ülkemizin her yerinde, Van depreminde aynı şekilde şeyler olmuştu biliyorsunuz. Elazığ depreminde aynı milletimizin hassasiyeti ortaya çıkmıştı. Bu felaketler, yani olumsuz olaylar bizim birliğimizi perçinlemesi yönüyle olumlu. Ama Rabbim böylesi büyük acıları da toplumumuza, milletimize, insanımıza yaşatmasın, inşallah tabii. Yaşatmasın diyelim. Amin.
Yani ben Gölcük depreminde 99'da oradaydım Sayın Hocam. Yani bizzat onu yaşadık, o hadise. Allah bu memlekete, bu millete yaşatmasın. Hiçbir kardeşimiz yaşatmasın. Amin. Yani dediğiniz gibi orada birlik beraberlik içerisinde olunmalı, olmak zorundayız. Bir millet olarak, Türkiye'deki bütün vatandaş olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Allah hamdolsun, ama bu konuda vatandaşlarımız da hakikaten duyarlı. Daha saniyesinde hemen organize olup, artık elhamdülillah devletimiz de bu noktada güçlü. Hemen oraya intikal edip hem yardım arama kurtarma çalışmaları, hem maddi manevi yardımlar hemen oraya ulaştı. Elhamdülillah, yani bu konuda bizim milletimizin de çok özverisi var bu konuda. Hemen birleşip, bütünleşip o yarayı hemen sarma noktasında da güzel şeylerimiz var yani. Bu aslında bizim kadim geleneğimizde var, geçmişimizde var. Bu derviş meşreplilik işte Değil budur. Evet, derviş yüreklilik. Yani hep anlatıp duruyoruz ya, tarikatlar, tekkeler, şeyhler, dervişler, müritler. O gün, bugün bakıyorsunuz AFAD'ıdır, ötekidir, berekidir koştular. Jandarmasıdır, polisidir. Koştular orada. İnsanlara, o kazılara, enkaz altında kalanları çıkarmaya uğraşıyorlar. O gün bu faaliyetlerin bir kısmını, bir bölümünü de dervişler yapıyordu işte. Tabii. Dervişlerin böyle bir tarafı da vardı, böyle bir özelliği de vardı. Programa gelirken arabada ilginç bir şey dinledim. Spiker şöyle diyordu. Bu son çıkan yavrumuz enkazdan çıkar çıkmaz herhalde köfte ayran istemiş. Köfte ayran istemiş. Su ve ayran ve köfte istedi diyor spiker. O bölgede diyor, İzmir'de bölgeye yakın veya uzak ne kadar köfte ayran satan yer varsa hepsinin diyor telefonları kilitlenmiş. Allah Allah. Ülkenin her yerinden insanlar o çocuğa ve etrafında bulunanlara çocuğun arzusunu yerine getirmek için canla başla çalışıyorlar. Bu muazzam bir şey işte. Yani İzmir'deki bir yaralının ne kadar canı yanıyorsa, Kars'taki bir canın da, Kars'taki bir vatandaşımızın da, hakeza Hakkari'deki bir vatandaşımızın da, kuzeyinden güneyine, Sinop'undan Hatay'ına, Orta Anadolu'sundan Batı Anadolu'ya bütün vatandaşlarımızın aynı derecede canı yanıyor. Bu muazzam bir şey işte. Dolayısıyla böyle durumlarda, böyle acılarda birleşen, kenetlenen, yerine göre birbiriyle sataşsa, yerine göre birbiriyle kavga etse bile, böylesi bir durumda bir anda birleşen, tek yürek olan, tek yumruk olan bu milletin Allah'ın izniyle sırtı yere gelmesi mümkün değil Allah'ın yardım ve inayetiyle. Bu millet başka millet, bu milletin mayasını Somuncu babalar karmış, Hacı Bayramı veliler karmış, Yunus Emreler karmış, Mevlana'lar karmış. Dolayısıyla ara sıra istikamet sapıtsa da, değil mi? Maya sağlam, maya sağlam. Dolayısıyla o yol, o ray yine yerine oturur inşallah. Yani yaratılanı severiz, yaratandan ötürü düsturu. Bayram Veli'de de var, Yunus Emre'de de var, Sonucu Borda'da da var. Hepsinde bütün mübarekler de var. İşte bugün de o canı köfte ayran isteyen çocuğa bütün ülkeden koşuşturması, yaratılanı yaratan dolayı sevmenin bir mahsulüdür, bir sonucudur. Amin. Hocam programımıza devam edelim. İnşallah. Kaldığımız yer, tasavvufa girişini anlatıyorduk. Evet. Tasavvuf yoluna oradan devam edelim isterseniz. Hacı Bayram Sultan gönül eri, Somuncu Baba ile buluşurlar. Somuncu Baba, Şeyh Hamidi Veli ona şunu sorar, ne bilirsin der, ilmin nedir, neye vakıfsın, neye sahipsin der. Müderris Numan, bilmiyorum der, hiçbir şey bilmiyorum, ben de ilim namına hiçbir şey kalmadı efendim der. Tamam der Şeyh Hamidi Veli. Peki der, peki adın nedir? Çok enteresan bir sorudur. Müderris Numan'ın esasında bu derviş meşrepliğe, dervişliğe, bu yola uygunluğunu ya da değilliğini ölçmek için sorulan sorulardır. Adın nedir? Der Şeyh Hamidi Veli. Müderris Numan şöyle cevap verir. Efendim der, sevenin sevdiği yanında adı yoktur. Oo, çok sevdiği güzel. Sevene hangi adla hitap ederse onun adı odur der. Muazzam bir cevaptır, muazzam bir karşılıktır. Şeyh Hamidi Veli çok memnun olur bu cevaptan, çok mutlu olur ve der ki, madem der
Sevenin sevdiği yanında adı yoktur. Madem der, sen buraya adından, sanından, makamından, mekanından sahip oldun, bütün etiketlerden sıyrıldın, geldin. Öyleyse der, bundan sonra senin adın bayram olsun. Bayram olsun. Hem gelişim bize bayram sevinci yaşattı, hem de bugün bayramdır. Lakin bu bayram kurban bayramıdır. Bu yola kurban olmak gerektir bayramım der Şeyh Hamidi Veli. Evlerine giderler. Bir süre tasavvufi eğitimden geçirdikten sonra bayramı Şeyh Hamidi Veli, rivayete göre alimler ve arifler mezarlığına götürür onu, bayramı. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni arifler ve alimler, alimler ve arifler mezarlığına götürür. Anlatıya göre vardıkları noktada, durdukları noktada sol yanda, evet, kalbi mutmain olmamış alimlerin huzursuz ruhları vardır. Sağ tarafta ise kalbi mutmain olmuş ariflerin tatmin olmuş ruh hali vardır. Şeyh Hamidi Veli Hacı Bayram Veli'ye der ki, bayram der, bayramım. Sol tarafa bak der, benim arzum budur dersen buradasın der. Ama içerikle ilgili ona bilgi vermez. Hacı Bayram Veli sol tarafa bakar, ruhu daralır, kendi geçmişini görür. Müderrislik yaptığı zamanlarda yaşadığı o sıkıntılı, o kasvetli halini yaşar bir anda. Yok der, makam burası değil, mekan burası değil. Benim arzum orası değil, lakin illahu diyecektir Müderris Numan Hacı Bayram Veli. Daha sonra sağ tarafa yönlendirir. Sağ tarafa yönlendirir ve der ki, sağına bak der, ne göreceksin? Hacı Bayram Veli sağına bakar, orada kalbi tatmin olmuş, mutmain olmuş, razı olmuş ariflerin mutlu ruhlarıyla yüzleşir, karşılaşır ve yüzünde bir tebessüm, kalbinde bir sevinç belirir. Der ki, işte makam, işte mekan. Şeyhim, benim arzum işte burasıdır der. Şeyh Hamidi Veli, öyleyse der, terazini kurdun mu? Adil Allah der. Kitabını yazdın mı? Kitabullah der. Peki der, peki der. Yolunu çizdin mi? Sıratullah der. Yolum Allah'ın sıratıdır, o dost doğru yoludur der. Öyleyse gazan mübarek olsun der. Ve Hacı Bayram Veli böylece hem bayram olur hem de tasavvuf yoluna girmiş olur. Tabii Allah dostları durdukları yerde duran insanlar değildir. Uzun süre bir yerde durmazlar. Onların vazifeleri vardır. Yerine göre ilahi vazifelerdir bunlar. Yerine göre kendi o yüklendikleri manevi sorumluluk icabı gereği, icabınca bunu yerine getirmek isterler ve Bursa'ya gitmeye karar verir Şeyh Hamidi Veli. Hacı Bayramı Veli'yi de yanına alarak doğruca Bursa'ya gider. Zira Osmanoğlu çerağı Bursa'da uyandırmıştır. Devlet Bursa'da palazlanmaktadır. Bu yüzden o devlet erkanının, devlet başının hemen yanında olmak gerek ki henüz yolun başında o ayaklar yoldan çıkmasın sağlam diyerek Bursa'ya geçerler. Bursa'da ne yaparlar? Bursa'da ne yaparlar? Evet. Yani şunu da hani sormak istiyorum aslında, Anadolu tasavvufundaki yeri nedir soracağım ama hani Bursa'yı isterseniz, Bursa'da ne yapacaklar? Ondan sonra tabii bir süreç var. Uzunca bir süreç var. Bursa faslı, Şeyh Hamidi Veli'nin Somuncu Baba olduğu fasıl. Müderris Numan'ın içinde olan bazı nefsani arzularının yok olduğu fasıl, önemli bir fasıl. Bursa'da güzel insanlarla karşılaştılar. Tabii Bursa'ya gittikleri zaman... Tabii Emir Sultan Hazretleri orada mıdır o dönemde? Tabii hocam? O dönem oradadır. Emir Sultan Hazretleri... Geçtiğimiz haftalarda onu işledik. Emir Sultan Hazretleri oradadır. Molla Fenari oradadır. Müderris Numan yani Hacı Bayram Veli oraya gelmiştir ve nihayetinde hepsinin mayasını karacak olan o usta el, Somuncu Baba Şeyh Hamidi Veli oradadır. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Bursa'ya girince şehrin içine karışmaz. Bir kenara çekilir. Zira kendisine o kenarda bir fırın edinip ekmek yapacaktır, somun yapacaktır ve böylece Somuncu Baba namıyla bilinecektir. Müderris Numan ise
alışılageldiği üzere bir medreseye inecektir. Fakat müderrislik yapma arzusunda değildir. Orada olabildiğince zaten geçmişten bir aşinalıktan dolayı devlet erkanına yakın olup onları fikren, manen, ruhen yönlendirmeyi, Somuncu Baba'nın telkin ve tavsiyesiyle yönlendirmeyi arzu edecektir. Bir vakit Hacı Bayram Veli, Somuncu Baba Hazretleri ile Bursa sokaklarında yürürken, güzel bir kıyafetle yürür Hacı Bayram Veli. Geçmişten kalma o, müderrislik, kapıcı başılık yıllarından kalma, belki de o hevesle, belki de o özlemle, belki de o arzuyla ya da bir ders almanın sebebiyle güzel bir elbiseyle, bir kaftanla yürümektedir. Somuncu Baba Hazretleri ona şöyle bir olay anlatır. Der ki, bayramım der, gel hele. Sana der bir meseleyi anlatmak isterim der. Eskiden Bağdat'ta bir genç yaşarmış. Çok zengin bir genç, bir delikanlı, çok zengin. Bugün giydiğini yarın giymezmiş. Ve onun giydiğini Bağdat'ta neredeyse giyen bulunmaz imiş. Bir gün bu genç bütün kıyafetlerinden, bütün kisvelerinden o gösterişli, o cafcaflı, o güzel elbiselerden sıyrılmış ve bir gömlekle dolaşmaya başlamış. Ahali şaşkın. Demişler ki, sen bir zamanlar insanların imrendiği, insanların gıpta ettiği kıyafetiyle insanların gözlerini kamaştıran o delikanlı, bugün demişler, bir gömleğe niye mahkum oldun? Sebebi nedir? Genç demiş ki, bir gün demiş, rüyamda öldüğümü gördüm. Öldüğümü gördüm. Rabbim ikramıyla beni cennetine koydu. Cennete girer girmez de muazzam bir sofrayla karşılaştım. Sofranın etrafı insanlarla çevrilmişti. Bir kişilik boşluk vardı. Dedim ki, uzunca bir yoldan gelmenin de yorgunluğu ve açlığıyla, cennet nimetlerine o açlıkla, özlemle dedim ki, şu sofraya gireyim de ben de cennet nimetlerinden istifade edeyim. Ve sofraya doğru yaklaştım. Bir kişilik yere tam oturacakken bir tane melek dur dedi bana, uyardı. Beni durdurdu. Dedim ki, neden durdurdun beni? Ben de cennetliyim, ben de cennete geldim. Evet. Dolayısıyla o cennet sofrasına oturmak benim de hakkım değil midir? Melek dedi ki, evet, sen de cennetliksin ve cennet nimetlerinden senin de hakkın var. Lakin o sofra, dünyadayken sadece bir gömleğe sahip olan gariplerin sofrasıdır. Allah Allah. Ona mülk sahipleri, zenginler, türlü türlü kılık kıyafet giyenler oturamazlar. Bir gömlek sahiplerinin sofrasıdır orası dedi ve ben meleğin bu izahıyla uyandım. İşte o günden sonra bu bir gömlek dışında hiçbir kıyafetim olmadı yani, ve giymeyeceğim müthiş diye karar verdim diye anlattı genç. Somuncu Baba Hazretleri Hacı Bayram Veli'ye bu meseleyi anlatınca Hacı Bayram Veli anladı, mesajı anladı ve usulca üzerindeki o kaftanı, o hırkayı çıkardı, yere bıraktı bir gariban alsın diye. Üzerinde bir gömleği vardı. Şeyhim dedi, bundan sonra nasibim sadece bu gömlek olsun buyurdu. Aradan zaman geçecek, Somuncu Baba Hazretlerinin sırrı ortaya çıkacak. O hutbeyi okurken, Bursa Ulu Cami'nin açılışındaki hutbeyi okuyunca sırrı ortaya çıkacak ve Bursa'yı terk etmeye karar verecek. Hacı Bayram Veli ile gidecekler. Hacca gidecekler. 3 yıllık hac süreçleri olacak. Tam da o sırada ne acı ki Osmanlı Devleti çok büyük bir savaşla yıkılmanın eşiğine gelecek. Ankara Savaşı'yla Yıldırım Beyazıt Han ne yazık ki o savaşı kaybedecek Timur ve ordusuna karşı. Tabii bu süreçler içerisinde
padişahı çok kez uyaranlar olacak. Hı hı. Mesela bunlardan bir tanesi Emir Sultan, bu savaşa hı hı. girilmemesi gerektiğini defaatle söyleyecek evet. ama Yıldırım Han bunu dinlemeyecek evet. ve bu dinlememenin bedelini de tabii takdiri ilahi, bu dinlememenin bedelini ne yazık ki devletin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelerek bu bedeli ödeyecek. Ki daha sonra canıyla da ödeyecek bu bedeli. Bu sırada Hacı Bayram Veli Hazretleri Somuncu Baba ile Hicaz'da hac vazifelerini yerine getirecekler ve dönüp tekrar Aksaray'a gelecekler. Yani Somuncu Baba'nın gençliğinde geldiği ve evlendiği şehre Aksaray'a gelecekler. Bir müddet Aksaray'da Hacı Bayram Veli ile birlikte talebeleri yetiştirdikten sonra Somuncu Baba Hacı Bayram Veli'yi Ankara'ya gönderecek. Diyecek ki bir gün, Bayramım diyecek, artık somunlar pişti. Şimdi bunları dağıtma zamanı. Zahirde somun ama batında o, artık halifelik görevi senindir, git ve insanları uyar, irşad et diyecektir. Hacı Bayram-ı Veli de gideceği zaman şöyle diyecektir. Şeyhim, Ankara'ya gidince, evime, şehrime, memleketime dönünce ne amel üzere olayım, ne iş yapayım diyecektir. O da diyecektir ki çiftçilik yap, burçak ek diyecektir. Hacı Bayram-ı Veli Ankara'ya dönecek, çiftçilik yapmaya başlayacaktır. Tabii orada koskoca kapıcı başılık yapmış bir zat, koskoca müderris Numan şimdi tarlada, bağda, bahçede ne yapıyor? İşçi gibi, çiftçi gibi çalışıyor. Akrabası, taallukatı, eşi, dostu onu şöyle kınayacaklar. Bir zamanların aranan müderrisi, beylerin beyi, paşaların paşası Numan. Sen bir dervişe kul olacak adam mıydın? Vay vay. Diyecekler. Vay. Bugün bize de diyorlar bunu. Bir dervişe kul olacak adam mıydın sen? Kelli felli adamdın oysa ki diyecekler. Belli makamın mevkiin vardı değil mi sadece? Yani bir makam vardı, bir mevki yani. Sahibiydin. Tabii. Bir ümminin kapısında dört büklüm olduğunu söylüyorlar. Acınacak haldesin diyorlar. Öyle mi? Diyoruz. Zira şöyle bir mesele var. Müderris Numan Anadolu'daki evet seçkin bir müderristi ama müderris Numan'ın müderrislik yaptığı dönemde Anadolu'da yüzlerce müderris vardı. Deriz ki bugün o yüzlerce müderristen kaç tanesini bilir, kaç tanesini hatırlarsınız? Sayabilir misiniz beş isim? Yok yani. Herhangi bir kişi, alanın uzmanı bile, alanla ilgili çalışma yapmışlar bile İsmi biliyordur belki ama kaydetmiştir ama, yani, peşi sıra 5 tanesini sayamaz. 10 tanesini hele hele hiç sayamaz. Hepsini sayan zaten çıkmaz. Yani biz de hani İlahiyat Fakültesi'nde birçok ilmi alanda evet. ders gördük, kitap evet. yazarı okuduk, ezberledik belki ama evet. hani hangi birisi aklımızda yani? Bugün sayamayız. Sayamayız. Ben de sayamam. Alan çalışmış olmama rağmen. Ne oldu hepsi? Bütün müderrisler ne oldu? Unutuldu, gitti. Unutulanlar kervanına katıldı. İsimleri cisimleri o listeden kayboldu gitti. Peki Hacı Bayram-ı Veli vefat edeli yaklaşık 600 yıl oldu. 590 yıl neredeyse. 1429 tamam. vefatı. Bugün Hacı Bayram-ı Veli unutuldu mu? Hayır. Heh. İşte Hacı Bayram-ı Veli bugünlere kalmasını o bir dervişin kapısına kul olmasına borçludur. Bu kulluğu haşa Allah'tan başkasına kul mu olunur diye fanatik söylemler söyleyenler çıkıyor. Onlara misliyle iade ediyoruz biz. Bu böyle bir kulluk değildir. Zira bu kulluk kula kulluk değildir. Hakka kulluk o hakka giden yolların kapılarında o eşiklerde eğilmektir, bükülmektir bu. Hiç kimse haşa ki şahsa bükülmemiştir. Değildir, tabii. Şahsa eğilmemiştir. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Bugün okula giden bir çocuk öğretmeninin kulu. Hayır, değildir. O çocuk öğrencisidir Bravo. Onun. Çok o da onun hocasıdır. Hı-hı. Yol göstericisidir. Bu dün de böyleydi. O onun mürşidi idi. Zaten ne diyorlar? Mürşidi kamil değil mi? Ona karşı çıkanlar da var hocam günümüzde. Olur mu diyor kamil mürşit falan diye. Niye değil olmasın mi? Kamil mürşit? Kemalata ermiş. Şimdi
Aylarca, yıllarca kendini bütünüyle insanlığın hizmetine vakfetmiş bir Yunus'la, bir Hazreti Mevlana, bir Hacı Bektaşi Veli ile bugün sadece kendini kendine vakfetmiş olan insanın kemalatı bir olur mu? Yeah. Evet, bütün Müslümanlar Allah'ın veli kullarıdır, veli dostlarıdır ama çile çeken, mücadele edenle uyku çeken, kafayı çeken aynı veli midir? Ya bir de şu var sanırım hocam, yani teknik anlamda baktığınızda bir üniversitede profesör hocamız hani bir öğrenciye şunu demiyor mu? Ya sen benim buralara nasıl geldin biliyor musun? Ben doktora yaptım, makale yazdım, kitap yazdım, ben buraya kolay kolay gelmedim. Evet. Hani o manevi makama da kolay kolay gelinmiyor. Yani tabii bir olgunluk, bir çalışma gerekiyor. Bu güzel sohbetimize devam edeceğiz hocam. Müsaadenizle bir reklam aramız var. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir selamımız var. Aksaray'da Kanuni İmam Hatip Ortaokulu'ndan öğrenciler, öğretmenler ve yöneticilerimizin çok selam var hocam. Aleykümselam. Aksaray Kanuni İmam Hatip Ortaokulu hem idarecilerine hem öğretmenlerine hem de çok değerli öğrencilerine ben de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yeni açılmış bir okul. Ama çok emin ellerde bir kurucusu bizim genç kardeşimiz, hemen İmam Hatip'te de bizim alt dönemlerimizden Niyazi Maraşlıoğlu kardeşim. Çok güzel bir noktaya geldiler çok kısa sürede. İnşallah Aksaray'ın marka okullarından bir tanesi olur diye ümit ediyoruz ve heyecanla onların ilerleyişini bekliyoruz. Eyvallah. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde kalmıştık Kayan Hocam. Bursa'daydık. Oradan devam. Bursa'yı geçtik. Bursa'yı Bursa'da kaldım hocam, biz Bursa'yı bayağı geçtik. Ben Bursa'da okuyunca hocam Bursa'da kaldım. Eyvallah. Son olarak kaldığımız yerden devam edeceğim. Buyurun. İnşallah. Hacı Bayram Veli Ankara'ya gitti nihayet. Orada Burçak'la çiftçilikle meşgul olunca onu kınadılar. Bir dervişe kul olmakla alakalı kınadılar. Şunu diyor idik. Eğer bir müderris olarak kalsaydı, bugün herhangi bir isimdi. Sadece bir makalenin, bir tezin dipnotunda filan şahıs da vardı. 1410-1429 arasında ya da 1370-1430 arasında müderrislik yapmış bir şahıs olarak kalacaktı. Ama bugün nedir? Bugün Hacı Bayram-ı Veli'dir o. Hacı Bayram-ı Veli. Ankara'nın manevi mihmandarıdır. O Anadolu'nun manevi mihmandarıdır ve Anadolu'nun evtaatlarından, direklerinden bir tanesidir mübarek. Ankara'ya gidince hemen şeyhinden öğrendiği bilgileri yeni bir söylemle yaymaya başladı. Biliyorsunuz Somuncu Baba bir yönüyle halveti, yani büyük oranda halveti, bir yönüyle nakşi, tüm tarikatlerin özünde olan bir özellik olan melamilik de Somuncu Baba'da. Yani gizlenme, tanınmaktan, şöhretten, bilinmekten kaçınma arzusu. Melamilik diyoruz. Müstakil bir tarikat olmasa da tarikatların tamamının özünde bu özellik var. Gizlilik, tanınma. Gizlilik var. Daha aslında sonra halvet zaten, de gizli demek tabii değil mi? Tabii ki. Evet. Daha sonra bu melamilik müstakil bir tarikat olarak ortaya çıkacak Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin talebeleri tarafından. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri yeni bir söylemle insanları dine, diyanete çekiyor. Hızlı bir şekilde müritleri etrafında toplanıyor. Ama her güzelliğin, her başarının, her varışın mutlaka bir çekemeyeni oluyor. Mutlaka. Siz koşarsınız bir yolda. Ne zorluklar çekmişsinizdir, ne badireler atlatmışsınızdır, ne imtihanlardan geçmişsinizdir. Ama bir kendini bilmez, bir şeytanın kalemi, bir şeytanın tetikçisi ağza alınmayacak lafları size söyleyebilir. Oysa sizin izninizden geldiğini iddia eder ve sizin kopyanızdır, taklitinizdir, sizin gibi olmayı arzu eder ama içinde o şeytandan kalma miras onu asla istikamete erdirmez. Bu hep böyledir. Hacı Bayram Sultan da insanlara o mübarek zat, insanları etrafında toplayınca bir haset çemberi hemen
ortaya çıkar ve padişaha gammazlarlar. Derler ki Ankara'da Hacı Bayram diye bir zat çıkmış, etrafına insanları toplamış. Padişahım sizin saltanatınıza göz dikmiştir. Allah Allah. Tabii ki o zamanlar Şeyh Bedrettin olayları, Bedrettin Simavi'nin olayları ve isyanlar, bunlar devletin çokça vaktini aldığı için, enerjisini tükettiği için devlet erkanı bu tür işlere hiç fırsat vermez. Hemen bu meseleleri başlamadan, tabii ki bu yangın büyümeden çözmek ister. Dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli'yi derdest etmek kaydıyla, tutuklayıp getirmek kaydıyla adamlarını gönderirler Ankara'ya. Gelen askerler bahsedilen şahsın bir eşkıya olmadığını, aksine çok büyük bir zat olduğunu anlarlar. Hürmetle onu Edirne'ye götürürler. Tabii padişah da karşısında cezalandıracağı bir eşkıya başı haşa beklemektedir. Aslında, evet. Ama o mübarek konuşmasıyla, duruşuyla, sözleriyle padişaha bırakın eşkıya gibi olumsuz bir imajı, tabiri caizse padişahı kemendi altına alır. Allah dostlarının bir özelliğidir bu. Sözleriyle, duruşuyla insanları çok hızlı bir şekilde etkileyebilirler. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin lakabı Bağız'dır. Bağız. Ne demek? Şahin demek. Şahin nasıl ki avını hızlı bir şekilde, seri bir şekilde yakalarsa, Abdülkadir Geylani Hazretleri de biriyle konuşsa onu hemen avlarmış bir şahin gibi. Onu kendine mürid edermiş, onun gönlünü kazanırmış. Bu yüzden ona Bağız ismini vermişler. Hacı Bayram Veli de böyle. İkinci muradı hemen etkisi altına, tesiri altına aldı. İkinci murat da cezalandırmak üzere çağırdığı bu şahsı Edirne Camii'nde, eski camide vaaz vermesini rica eder noktaya geldi. Zira Hacı Bayram Veli orada bir süre kaldıktan sonra tekrar memleketine döndü. Bir açılış için artık sultan o kadar sevdi ki Hacı Bayram Veli'yi, bir köprünün açılışına duasını almak için davet ediyor. Hacı Bayram Sultan da bu davete icabet etti. Ama sultan Hacı Bayram Veli'nin bu ilgisi karşısında çok eziliyor ve diyor ki sultanım diyor ne olur size diyor bir ikramda bulunmak isterim. Ne istersiniz? Hacı Bayram Sultan gani gönüllüdür onlar, bir şey istemezler, herhangi bir şey istemedi. İlle de isteyin diye ısrar edince sultan Hacı Bayram Veli şöyle dedi. Bizim oralar dedi biraz kuraktır. Bizim dedi dervişlerden, ahaliden dedi vergiyi biraz kaldırsanız, hafifletseniz olmaz mı? Derhal dedi. Tabii ki olur ve Hacı Bayram Veli'nin dervişlerinden vergi kaldırıldı. Tabii bu mesele biraz istismar edildi. Etrafta bu olayı duyan kim varsa Hacı Bayram Veli'nin etrafında toplandı. Bayağı bir mürit oldu o zaman. Bayağı bir mürit oldu. Tabii mürit çoğalınca haliyle başkente giden vergiler çokça azaldı. Ankara civarından vergi toplanamaz hale geldi. Sultan şöyle bir mektup yazdı. Hacı Bayram Veli Hazretlerine, sultanım dedi, sizin oralardan vergi gelmez oldu. Bize müritlerinizin gerçek sayısını söyleseniz de biz de ona göre tedbir alsak diye bir mektup yazdı. Hacı Bayram Veli de müritlerinin gerçek sayısını tespit etmek için tüm müritlerini çağırdı bir meydana. Onları imtihan edecek. Büyükçe bir çadır kurdu ve çıktı talebeleri vasıtasıyla o büyük kalabalığa şöyle seslendi. Dervişlerim dedi, müritlerim bugün dedi, kim benim gerçekten müridim, kim de değil, onu ayırt etmek için sizi imtihana tabi tutacağım. Bugün dedi, benim müridim olanlar, onlar dedi benim için canını verecekler. Kim dedi benim müridimse, onu dedi ben kurban edeceğim. Bir de çadır hazırlanmıştı bir gün öncesinden ve çadıra bir koyun konmuştu. Kimsenin bundan haberi yok. Tabii bu olayı, bu çağrıyı duyan ahali bir gerginlik, bir tedirginlik. Nasıl yani şey bizi kesecek mi, kurban mı edecek? Ama bir imtihan işte. Bu yüzden tabii ki imtihan. Hacı Bayram Veli müridim olanlar çadıra gelsin deyince
sadece bir erkek, bir kişi yürüdü. Diğerleri kimi kaçtı, kimi koştu. Kimi de bekliyor, ne olacağını anlamaya çalışıyor. Bir erkek çadıra girdi ve o çadıra girince çadırın içindeki koyunu kurban ettiler, kestiler. Çadırın kapısından veya bir köşesinden o kan dışarı aktı. Bunu gören etraftaki o müritlerin tamamı neredeyse kaçıştılar. Gerçekten kesti, kaçın canınızı kurtarın diye. Geriye bir kadın kaldı. Çok ilginçtir. Ona da 1,5 mürit mi diyorlar acaba? Tabii öyle diyecek. Öyle diyecek ama enteresan bir şey var. Oradaki buçuk kim? Yarım kim? Yarım kim? Kadın çadıra hiç tereddütsüz daldı ve o manzarayla karşılaşınca tabii ki tebessüm etti, gülümsedi. Olayın imtihan olduğunu anladı. Hacı Bayram Veli Hazretleri Edirne'ye şöyle bir mektup yazdı. Sultanım dedi. Bizim dedi toplam mürit sayımız 1,5'muş. Gerçek müridimiz 1,5'tür. Diğerlerinden vergiyi toplayabilirsiniz. Şeklinde bir mektup yazdım. Şimdi şu merak ediliyor. Bu 1,5 mürit kim? Kadın yarım mı sayacağız? Tam mı sayacağız? Tam mı sayacağız? Yarım olan kim? Dervişler merak etti. Yani, dervişler merak etti. Gerçek dervişleri. Dedi ki sultanım. O 1,5 mürit kim ya da bir mürit kim, yarım kim, yarım müritlik nasıl olur? Dedi ki, ilk giren kişi Bıçakçı Ömer Dede idi. Bıçakçı Ömer Dede, Emir Sıkkini diye kayıtları tarihte. Zaten daha sonra bu Melamilik tarikatının fikir babası olacaktır. Yani o tarikatı bir anlamda sistematik kurucusu olmasa da genel kurucusu olacaktır Melamiliğin. Melamilik adıyla ilk tarikat. Dolayısıyla Hacı Bayram Veli'nin burada Anadolu tasavvufundaki tesirini de görüyoruz. Bir, Bayramiye diye halvetilik ve nakşiliği bünyesinde barındıran bir tarikatı kuruyor ve ilk Türk tarikatı olmakla maruf. İkincisi, kendinden sonra gelen dervişleri Şemsiye'yi kuruyor Akşemseddin Hazretleri ve Emir Sıkkini İslam dünyasında çok etkin ve farklı fraksiyonlarla da anılacak Melamiye'yi kuruyor. Tabii sistematik kurucusu bir Aksaraylı. Pir Ali Sultan Aksaray'ı Melamiye'nin sistematik kurucusu olarak kabul edilir. Hacı Bayram Veli o müritleri şöyle açıklıyor. Diyor ki, benim diyor yarım müridim Bıçakçı Ömer diyor. O yarım diyor. Kadın müridim ise tam mürittir. Allah şaşırıyorlar. Allah. Oysa tam tersini bekliyorlardı. Tam tersini bekliyorlar, evet. Hacı Bayram Veli şöyle anlattı. Ömer dedi, Bıçakçı Ömer, çadırın içinde ne olduğunu bilmiyordu. Yani ölür müyüm, ölmez miyim, kurban edilir miyim, edilmez miyim bilmiyordu. Ve kurban edilmemekle ilgili içinde bir ümit vardı. Böylece o ümitle girdi çadıra. Ama diyor, o kadın müridim, çadıra girenin kesin olarak kesildiğini düşündü. Kurban edildiğini düşündü ve kanı gördü. Dolayısıyla o çadırda kurban olmanın, ölmenin kesin olduğunu bile bile girdi bu çadıra. Dolayısıyla bıçakçı yaşamaya dair içinde bir kuşku taşıyarak girdiği için yarım mürit sayılırken, o kadın müridim ölümü göze ala ala girdiği için tam mürittir. Onun için tam dedi. Olmak için tam teslim olmak. Tam gerekiyor. Olmak için tam olarak teslim olmak gerekiyor şüphesiz, evet. Ve böylece 1,5 mürit meselesi Edirne'ye gitti. Peki Hacı Bayram Veli ile 2. Murat'ın arasında hani İstanbul'la ilgili bir... İstanbul'un fethiyle ilgili aslında orayı siz paylaştınız. Bence yeterli de. Şöyle de bir mesele var. Şimdi Hacı Bayram Veli'nin ne bıraktığı çok önemli bence. Miras olarak ne bırakmıştır diye soru soralım o zaman. Miras olarak ne bıraktığı tabii ki çok önemli. Ama o Edirne'deki Fatih Sultan Mehmet Han'a İşte kulağına ne fısıldadı? Sultanım, ikinci Murat sonrasıdır diyesidir ki Hacı Bayram Veli'ye. Bu İstanbul'un fethi ne vakittir, kime nasip olacaktır diye sonrasıdır. Hacı Bayram Veli de yanında Akşemseddin vardır ki sultanın hemen yanındadır Akşemseddin. Daha sonra Fatih'in de yanında olacaktır İstanbul'un fethinde.
Hacı Bayram-ı Veli şöyle diyesidir 2. Murad'a: "Sultanım, bu İstanbul'un fethi ne size ne de bana nasip olacak. Allahu alem, bu İstanbul'un fethi bizim köse ile şu beşikte yatan Mehmet'e, Muhammed'e nasip ola." der. Ama tarih bunu çok teyit etmez. Şöyle teyit etmez: Hacı Bayram-ı Veli'nin Edirne'de olduğu tarih bellidir. Vefat ettiği tarih de bellidir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğum tarihi de bellidir. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğum tarihi Hacı Bayram-ı Veli'nin vefat tarihinden bir 2-3 yıl sonradır. Bu karşılaşma tarihen vaki değil ama o tarihi biz tam yanında bulunmuş gibi kaydetmedik. Bilemiyoruz. Belki tarihte bir yanlışlık da olabilir. Dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli'nin eğer tarihte bir hata var ise ola da bilir. Burada bir kerametini biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Zira İstanbul'un fethi o beşikte yatan Muhammed'le o bizim köse dediği Akşemseddin Hazretlerine nasip olacaktır şüphesiz. Miras olarak hani demiştik hocam, ne bıraktı bize? Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ve Allah dostları giderken mal mülk bırakmazlar genellikle. Zaten mal mülk bırakanlar da çok Allah dostu olmazlar. Böyle bir tezat var. Zira dedik ya, bu yollar ağırlıkla dünya mülkü ile yürünecek yollar değildir. Bu yollar bir ateştir, iki denizdir. Zira ateşte ateşe yükle gidersen yangının artar, denize yükle girersen o suya düşer, boğulursun, suya gark olursun buyurur büyükler. Hacı Bayram-ı Veli'nin gerçek mirası ise onun yetiştirdiği talebeleridir. Zira bir vakit bu Edirne yolculuklarından birinde Adapazarı taraflarından, Göynük taraflarından, Gölcük taraflarından geçer. Orada Yazıcıoğlu kardeşler vardır. Yazıcıoğlu Muhammed, Yazıcıoğlu Ahmet. Muhammed Biyecan ve Ahmet Biyecan. Ahmet çok tatlı Biyecan, isimlerdir, evet. İnsanlardır. Envarul Aşikini yazar Ahmet Biyecan. Muhammed Biyecan da Muhammediye'yi yazar. Hacı Bayram-ı Veli'ye sunar bu kitabı. Der ki, sultanım sizin için bir kitap kalem aldım der. Hacı Bayram-ı Veli'yi bıraktığı miras ve insan yetiştirmeyle alakalı o duygularını şöyle ifade eder bu olayda. Muhammed'im der, bir kitap halk edinceye kadar bir insan halk etseydin ya, bir insanın gönlüne girseydin ya der. Bir kişi yetiştirmek çok önemlidir. Zira bakıyorsunuz hep İstanbul'un fethi, İstanbul'un fethi, çağ açıp çağ kapatmıştır diyoruz ya. İşte o İstanbul'un fethi hep nedir? Bir kişilerin eseridir. Somuncu Baba. Bakın Somuncu Baba. O silsileye bakmak lazım. Talebesi çoktur ama bir kişi üzerine tabiri caizse oynar. Bütün kurgusunu bir kişi üzerine yapar Hacı Bayram-ı Veli. Hacı Bayram-ı Veli'yi yetiştirir ama tam olarak yetiştirir. Hacı Bayram-ı Veli bütün taktik ve tekniklerini bir kişi üzerine yoğunlaştırır. Birçok kişi yetiştirir ama bir kişiyi ayrıca yetiştirir. Akşemseddin'e muazzam bir onun tarikat verme olayı vardır. Akşemseddin Hazretleri önce Hacı Bayram-ı Veli'yi beğenmez. Çarşıda pazarda yardım topluyor bu adam der. Çıkıp gidecekken dervişleri şikayetlenir Hacı Bayram-ı Veli'ye. Sultanım sizin hakkınızda çok kötü şeyler söyledi. Ben toplayanları sevmem dedi. Hacı Bayram der ki bekleyin der. O boğazında bir zincirle bize gelecek, bekleyin. Ki Hama'ya giderken, Suriye'ye giderken, Şam'a giderken bir rüya görür Akşemseddin. Boynunda bir zincir vardır. Zincirin ucu Hacı Bayram-ı Veli'dedir ve sürekli çekmektedir. Bir işaret olduğunu anlar. Hacı Bayram-ı Veli'ye döner gelir. Ama yaptığı hatanın bedelini ödemesi gerekir. Zira geldiği zaman Hacı Bayram-ı Veli imece usulü tarlada çalışmaktadır ve öğle vakti yemek yerler. O sırada o sofraya oturmayı kendine layık görmez Akşemseddin. Yani ben der, bu adamı küçümseyerek gittim, o sofraya oturmaya layık değilim der ve kenarda bir köpek vardır söz meclisten dışarı. Kelp vardır, onun da bir yemek tası vardır, çanak vardır. Çanakta köpek yemek yemektedir ve Akşemseddin der ki, senin nasibin erenlere kötü gözle baktığın için senin nasibin o köpekle beraber o çanakta yemektir der.
O çanağa giderken Hacı Bayram-ı Veli çağırır. Gel köse der, gel bizi avladın, gel. Hatanı anladın, gel der. Hızlı bir şekilde ona tarikat verir, halifelik verir. Zira o aklanır, paklanır, Akşemseddin adını alır. İşte Hacı Bayram-ı Veli bir adam üzerine yürür. Bir adam üzerine Akşemseddin'i yetiştirir. Akşemseddin Hazretleri bir adam üzerine yürür, Fatih'i yetiştirir ve o bir adam dünyanın ve tarihin seyrini değiştirir. Dolayısıyla onlar bize bu mirasları bıraktı. İnsan yetiştirmek, gönle girmek ve şöyle buyurdu Hacı Bayram-ı Veli. Bilmek istersen seni, can içre ara canı. Geç canından bul anı, sen seni bilsen seni. Bıraktığı en güzel şey bu aslında, yetiştirdiği talebelerin dışında. Kendini bil diyor, kendini bil. Ey insan, kendini bilmez hadedinde haddini bil diyor. Zira haddini bilirsen Rabbini bilirsin. Hiçbir haddi aşan Rabbine kavuşamamıştır. Ey haddi aşan nefsim diye kınamamızı öğütler Rabbimiz, bizim nefsimizi. Zira Hacı Bayram-ı Veli işte bunu söylüyor bize ve bitirirken de şöyle diyor. Bayram özünü bildi, bileni anda buldu. Bulan ol kendi oldu, sen seni bil, sen seni. Eğer diyor haddini bilirsen, yani kendini bilirsen haddini bilirsin. Haddini bilirsen kendini bulursun ve kazanan sen olursun. Sen kendini bulursan çırpınma ben, ben, ben diye, seni mutlaka bulurlar diyor. Ama önce sen kendini bil, haddini bil ve kendini bul buyuruyor mübarek. Yani kendini bildiği zaman olay aslında çözülüyor değil mi Sayın Hocam? Yani evet. O nefsi emmareyi aşmak adına söylüyor aslında biraz da herhalde. Evet, evet. Yani kendini bil, hani kim nefsini bilirse Rabbini bilir. Aynen öyle. Hadis-i şerifini biraz da anlatıyor sanırım. Amin. Yani ne güzel insanlar, ne büyük insanlar. Hakikaten iyi anlamak lazım, iyi çözümlemek lazım. Anadolu erenlerini, büyük zatları. Ve işin bütün aslında şeyi muhabbetullah değil mi? Tabii ki. Kalbe yerleşmiş. Allah tabii muhabbeti, ki. Allah aşkı, Allah sevgisi ve peygamber sevgisi de hakeza. Öyle olunca da aslında karşı dediniz yani ağlıyor hemen. Evet. Niye ağlıyor? Yani ona bakmamız lazım. Yaşıyor hayatında o aşkı. İçeride bir duman tütüyor, bir yangın var. Evet. Değil mi Sayın Hocam? Evet. Yani o yangınla beraber görüyor karşıdaki de. Hani siz dediniz ya baktığı zaman hani 2. Murat Hazretleri, 2. Murat padişahı nasıl etkilemiş? Tabii ki. Demek ki içeride yangın var. O yangın insanları etkiliyor yani. Tabii ki. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ecmain, cümlemizden tabii, inşallah. Hacı Bayram Veli ne kadar anlatsak az. Yani programlar sığmaz. Bitmez, bitmez. Somuncu Hazretleri bitmez, Yunus Emre'ler bitmez. Bitmez. Ama programlar biter. Eğer bitseydi 600 sene olmuş göçüp gideli onlar. 600 senede biterdi. 600 senede bitmeyen meseleyi biz ne 60 dakikada ne 600 dakikada bitiremeyiz. Çok sevdim Allah dostlarından birisinin bir sözü var. Çok hoşuma da gider. Yani diyor ki şimdiye kadar gelmiş geçmiş tüm insanlık Allah'ı ve Peygamber Efendimiz'i ansa zikretse yine de yetmez diyor. Eyvallah. Yani zaman yetmez, kişi yetmez, sayı yetmez. Yine hani çok meşhur da bir sözdür. Deryalar mürekkep olsa, ormanların hepsi kalem olsa ve çayırlar da el olsa Allah'ın o güzelliğini kimse anlatamaz, yazamaz, çizemez. O yüzden ama tabii vakitler bitiyor, zaman bitiyor, programlar bitiyor. Ama biz inşallah yine önümüzdeki programlarda İnşallah Rabbim nasip ederse Anadolu erenlerinden güzel insanları anlatmaya devam edeceğiz. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Allah ben teşekkür olsun. Ederim. Buradan sizin vesilenizle tüm izleyenlerimize, takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi yine evlerine, hanelerine misafir ettiler. Hepsini saygı, sevgi ve kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Evet değerli izleyicilerimiz, senarist yazar Mahmut Ulu Hocamız bugün konuğumuzdu. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin hayatını anlattık. İnşallah başka bir programda 15 gün sonra yine Anadolu erenlerinden, mübarek zatlardan birisini anlatacağız inşallah. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Hoşçakalın.